الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله من النبي بعد لا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد بسن يرتكن رب مزجش قرآن لرمز بسن سزج بزج نصب وليتكن Mana Recep aylaridan cuma kunlari hayırlik, barakotli bo'lib, vatanga bergan tinchligi, sizga bizga bergan osoyishtaligi, bu anvor ne'matlar barchalarini Allohim sizdan bizdan buni ziyoda etib shukrini qabul etsin muhtaram azizlar. Ertalab mana shu bugun 6dan 10 daqiqa o'tganda takbir aytilsa, demak kunlar uzayib, qisqarib O Recep deb nomlanib, Şaban deb nomlanib, Ramazon. Xohlanguni mart, aprel, may qilib o'lchab, har holda sizga bizga berilayotgan umr o'tayapti. O'tayotir, vaqt ketayapti. Muhtaram azizlar, ko'p aytamiz bu gaplarni. Bu joyga kelganimizda 89-yil edi. 89-yil edi. 33 yil o'tibdi o'rtada. Yoshimiz ham bir joyga qarab ketyapti. O joyda bu ulug'lar azizlar bo'lgan hojibolar oho qancha odam edi ulardan bittalari ham qolgani yo'q. Shularning farzandlari nabiralar. Vaqt o'tyapti. Al vaqtu qati'un kassayfi. Vaqt qilichga o'xshab kesadi. Illam taqta'uhu yaqta'uka. Agarda sen kesmasang u kesadi. Birodarlar, biz hatto harakat qilmasak ham o'tadi vaqt. Lekin Bizi kes geldiğimiz, şu vaktini faydalan geldiğimiz, Allah diye olganimiz, Rasulullah diye olganimiz, namaz niyazga kayışganimiz, ata onamızga yaxşılık kılganimiz, ibadetler, yaxşı emeller, Allah'ım yaxşı emellerde bar devam eylegin. İmanımızı kalbimizde ziynetlep koygun ve onu bizge hamrah etkin. Braderler bir nersi adamga hamrah buluş gerek ahir. Odamga bir narsa buyurish kerak, xususan iymon. Alloh taboraka va taologa bo'lgan iymonini Allohim o'zi barchamizga hamroh qilsin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugun dinimizda nihoyatda bir muhim mavzu Islomda ayollar huquqi haqida bo'ladi. Ularning haqlari, huquqlari, birodarlar, Dinimizde bu juda ulkan mavzu, ulkan mavzu. Ma'lumingiz kim Qur'oni Karim hadisi sharifda ayollarga alohida e'tibor berilgan. E'tibor qaratilgan. Hatto birinchisi Qur'oni Karimdagi 114 ta surai muboraklarning bittasi ayollar deb nomlanadi. Buni hamma biladi. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari. Lekin Mana shu oyatlar hadislarni majmuasida ayollarning haq huquqlari kelib chiqadi. Sohbat bugun o'sha haqida. Huquqlari, haqlari haqida bo'ladi inshaalloh. Muhtaram jamoat, bizning muqaddas islom dinimizda har bir insonni jamiyatda o'ziga yarasha o'rni va hurmati bor ekanligi bayon etilgan. Hamma narsaning o'zining o'rni bor bizning dinimizda. Hayvonotni ham, mahluqotni ham, hayvonlarni ham Masalan haqorat qilish mumkin emas. Hayvonlarni ustidan kulish mumkin emas birodarlar. Endi biz taqos uchun aytyapmiz, qiyos uchun aytyapmiz. Masalan bir eshakka bir narsalarni taqib qo'yib, mushiklarga, kuchiklarga bir narsalarni taqib qo'yib ustidan kulish mumkin emas. Ular ham Allohning mahluqi, ular ham Alloh taborak va taolo tomonidan yaratilgan narsalar deb qaraladi. Demak uni ham hurmati bor. İslam tarixiga nazar solsak, jahiliyatda ayollarning deyarli huquqlari bo'lmagan. Endi mana shu huquqlari bo'lmagan deganda al-mujtama'a qabla al-islam, al-mujtama'a al-arab qabla al-islam degan bir tarixiy asarda quyidagi ma'lumotlarni beryapti.
Cahiliyette yani İslam devri geçe ilgari Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanlarından ilgari şuna kadar tartışırlar bugün eken. Ulamalar, faylasoflar, o şey zamanlarını, hakimlerini örtesler. Ayollar özü adam mı adam mı asma dediğinden sorular verilgen eken. Bunlar mümkün nersedir, ondan faydalanır dediğinden nersedir. Bazıları aytgan ekan, yo bular ham odam namoku, lekin bularni hayvonlarga o'xshash ruhi yo'q. Shunaqa gaplarni gapirilgan ekan. Birodarlar, dinimiz kelib bularni haq huquqlari, ayollarimizni, onalarimizni, singillarimizni, qizlarimizni haq huquqlari tiklab qo'yildi. O'rniga olib kelib qo'yilgan. Mana hozir eshitamiz inshaalloh. Cahiliyette ayollarının diğerli hukukları bulmagan. Ular ne fakat mirastan mahrum kılıngan, belki özleri hem büyüm sıfatıda mirasxorlar ortasında taksimlengan. Ne fakat mirastan mahrum kılıngan, beçaran. Özleri miras katarıda taksimlengan ulara. Narsalarını katarıda kabul kılıngan. Ne demek bu? Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de berçe insanlar cinsiden kat'i nezer teyn ikenini ve ularının bir candan yaratkenliği beyan etilgen. En birinci insanlığı gayesine, insanlığı tefekkürüge, insanlığı angıge Allah tebarek ve teala bunu eytedi ayeti de. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhennâsü اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. odamlar, sizlerini bir odamdan yaratgan ve undan jubda Havvoni yaratgan hamda ikisidan ko'p erkak ve ayollarni taratgan Robbingizdan qo'rqing. Odamlar, sizlerini bir odam alayhissalom bir Havvodan yaratib, undan erkaklarni, ayollarni taratib qo'ygan yagona Robbingizdan qo'rqing. Yagona Robbingizdan qo'rqing insonlar. Sizlerini bir Adem aleyhisselam bilen hava aniden yaratıp ondan erkekleri o ayollarını tarattı. Ana şundan kep çıktı insaniyet. Ayollar İslam'da ona apa singil, cübde halal ve kız sıfatı da hürmetlenedi. Ben ayolga karıştı. Huddu onası bir singlisi, bir apasız kızı kebi. Ular miras oladı ve miras kaldıradı. Ayollar miras oladı. Ayollardan miras kaladı. Nikahda razılığı soraladı. Nikahda razılığı soraladı ayolunu. Cuvanlıyam, kız balanıyam. Ular daim erkek karındaşları ta'minoti ostida bo'lishadi. Ma'lum narsa. Qur'oni Karimni 10 dan ortiq suralarda va ko'plab hadisi shariflarda ayollarga tegishli hukmlar mavjud. Hatto Qur'oni Karimni katta suralardan biri ayollar deb nomlangan. Bularning hammasi islom dinida ayollarga bo'lgan yuksak e'tibordir. Birodarlar, din bilan dinni taqqoslash uchun qani qaysi biri kuchlik, qaysi biri ma'nosi chuqur desangiz, bunday qarab ko'ring, qaysi dinda topasiz ayollar haqidagi huquqlarni, qonunlarni? Bormi shunaqasi? O'qigan joyingiz bormi? Ey insonlar, ayollarning huquqlari, haqlari haqida mana unaqa deydigan ma'lumotlar Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nozil etilgan Qur'onda hammasi mukammal edi. O'rni-o'rnida aytilgan edi, joy-joyida aytilgan. Ayollar türlü ibadet ve yaxshilikler uchun savob olishlari ham erkaklar bilan barobardirlar. Ayollar ibadet, yaxshilikler uchun savob olishda
ham erkekler bilen beraberdirler. Erkeklerge yetedigen acirler, savaplar, ayollerge ham beriledi. Bu hakkıda Allah tebarek ve teala merhamet etedi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. Allah mu'minler ve mu'minelerge aslardan anharlar oktiradigan, mangu yeşeledigan cennet bağlardagi yakımlik meskellerini va'da qilgan. Allah tebarek ve ta'ala mu'minelerge aslardan anharlar oktiradigan, mangu yeşeledigan cennet bağlardagi yakımlik meskeller va'da qilingan. Mu'minelerge, mu'minatlerge. Şette mu'minler bilen mu'minatlar ikkavu beraber zikir etiledi. Erkeklerge hem, ayollerge hem cennetteki nametler teng iken. Ayol kişiye Allah tebarek ve teala iki meselede mesuliyet yükleydi. Biri, cüft üçün ruhi, manevi hatırcemlik, sükunet buluş, ikincisi ferzentini dünyaya keltiriş ve unga gamxorluk kılış meşakkatleridir. Bittesi erini erige karış, ikincisi ferzent tuğup unga karış. Şu ikide mesuliyeti var, mecburiyeti var. Şeriatimizde şu zelvarlık, meşakkatler muqobilaga bir nechta masalalarda ayollarning ruhiy, jismoniy holati e'tiborga olinib, ularga ikrom ko'rsatilgan, yengillik berilgan. Mumkin erkak kishi tog'larni talqon qilishi mumkin. Osmonlarga narvon o'rnatib qo'yishi mumkin. Erkak kishi shunaqa bir texnologiyalar, shunaqa bir narsalarning orqasidan. Lekin shu ayollarni qilgan ikkita ishini hech qaysi erkak qilolmaydi. Erini ko'nglini topib rozi qilish unga qarash, ikkinchisi bola tug'ib unga qarash. Qaysi erkak qila oladi buni? Shuning uchun ularga mana shu ikkita majburiyatning muqobilida ularga imtiyozlar ham berilgan. Birinchisi, hayotning turli jabhalaridagi javobgarlik mas'uliyatda mas'uliyati erkakka yuklatiladi. Bu mashaqqatlardan ayol ozod qilingan. Bu haqida Qur'oni Karimda shundoq deyilgan. Tirikchilikdan ozod qilingan erkak, ayollar. Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Erler hatunlar üstüden başlıktırlar, ailede rehberdirler. Sebep Allah tebarek ve teala ularını ayrımlarını, erkeklerini ayrımlarından bazı hususiyetlerini bazılardan artık kılgen ve umum ayollardan erlerini artık kılgen öz mal mülklerden sarf kılıp duruşları için. İktidar, Allah tebarek ve teala'nı bergen fazlı keremi, fazlı degeni silegeni Allah'ımla. Bıra onu yakşı işte degen kıp koyadı. Bıra onu yakşı hit bile degen kıp koyadı. O favqulodda biladi hidni. O'jalardan zo'r oshpazlar chiqadi. Ovqatni yondan o'tib ketsa ham sho'rligini, tuzpastligini bilib o'tib ketadi. Shunaqa odamlar bor. Qayerdan u? Qayerdan qilib olgan? O'zi qilib olmagandir uni. Birodarlar, Alloh bergan. Shuni qatorida Allohi tabarak va taolo umum ayollardan umum erkaklarni fazilatli qilganligini aytadi. Birinchidan, erkak kishi baquvvat, uni hamma biladi. İkinciden erkek kişi akıllı. Şunun için peygamberlerin hepsi erkeklerden çıkan eken. Alim ulemaların hepsi erkekler. Dahalar, faylasoflar, hakimler hepsi erkekler. Üçüncüden
Erkeğini Allah tebarek ve teala Kur'an'da ayoldan bir pağana beland kılıp hükmüde, yani şer'i hükümlerde bitti erkeğini guvahligi ikide ayolunu guvahligi bilen tengleştirilgen. Bitti erkeğini guvahligi ikide. Törtüncüden miras alışta bitti erkeğini hissesini ikide ayollarga ikide ayolga hissa kıp birgen. Bakuvat aqllik guvohligi ustuvor merosni ko'proq oladi va 5-inchisi erkak kishi ayolga nisbatan jiddiy mas'uliyatlarga majburiyatlar uni ustiga yuklangan masalan jang qilish, mudofa qilish, hujumga o'tish, ichki masalalar, tashqi masalalar, qozilik qilish birorta ayol kishidan qozi chiqmagan shariatda. Hammasi erkaklardan bo'lgan. Ne unaqa? Nikoh qilish, taloq berish. Mana 5 ta jihatini sanayapmiz. Baquvatligi, aqlli ekanligi, guvohligini yuksak ekanligi, merosni ko'proq olishligi va jiddiy masalalarda hokim, rahbar ekanligi. Namuncha bularni siylavordi. Namuncha erkak kishini bunaqa yuqoriga ko'tardi. Sababi bitta, bitta sabab, faqat bitta. Xotinini boqa olsin. Juftini boqa olsin. Ro'zg'orni sudiray olsin. Tirikchilikni o'tkaza olsin. O'ziga ziynat taqib yuribdi erkaklar. Voy birodarlar, erkak deyilishni o'zi ziynatdir. Erkakka ziynat kerak yo'q. Erkak deyilganini o'zi ziynatdir. Erkishi deganini o'zi ziynatdir. Hakim aytadi, nega ayollar ziynat taqadi? Chunki o'sha ziynat ulardagi kuch-quvvat, bizga berilgan hamma narsalar o'sha ziynatlari bilan badal qilingan, evaz qilingan deyiladi. Hop, ikkinchidan ayollarning imtiyozi sanalyapti. Tirikchilikdan ozod qilingan ular. Ozod qilinganligining sababi aytilyapti. Yana ba'zi ishlarga ular mas'ul etilmagan. Ikkinchi imtiyoz ayol kishini. Islom ayollari juma namozi va jamoatga hozir bo'lishga buyurilmagan. Juma ayollarga farz bo'lmaydi. Hayitdan ayollarga farz bo'lmaydi. Janozalar. Uchinchisi, guvohlik berish mas'uliyati ham ayollar uchun erkaknikidan ikki barobar yengil qilingan. Qasos va jinoyatlarda guvoh berish mas'uliyati ulardan soqit qilingan. Qasos olishda jinoyatlarni sobit qilishda, masalan zino. Zinoni sobit qilishda 4 ta guvoh kerak edi. Guvohlarni qarang. Guvohlikni birinchi sharti 4 ta guvoh erkaklardan bo'lishi shart. Ana xu narsa bu narsalar yaramaydi unga. Erkak bo'lish kerak. Erkak. Birodarlar, hali xunasa degan so'zni ishlatyapmiz. Xunasa dinimizda ular haqida bob bor. U haqida tushuncha beramiz biz. Inshaalloh o'rni kelib qolsa, u to'g'risida tushuncha beramiz. Uni kulib, uni haqorat qiladigan narsa emas. Kimni erkak qilgan Allohim, kimni ayol qilgan Allohim, o'shani shu holga solgan endi uni. Hakim aytadi. Undaylardan kulma dostum. Undaylarga kulma dostum. Kulsang naqshdan kulasan mı naqqoshdan mı degan. Ana naqsh xato chizibdi, noto'g'ri chizibdi. Mana chizganini qarang deb kulyapsan. Shuni kulayotgan paytingda naqqoshni ayblayotgan bo'lsa. Shuni ustidan kulayotgan paytingda naqshni yomonlayotgan paytingda naqqoshni ham yomonlash bilan barobar bo'ladi. Shuning uchun bunaqa odamlarni kulinmaydi. Demak,
Guvohlik masalasida ayollar yengillashtirilgan, ayniqsa jinoyat va qasosni belgilashda, uni sobit qilishda ulardan soqit qilingan ularning guvohligi. Ya'ni ayol kishi guvoh edim desa shariatda uni inobatga olinmasligi ko'zda tutilgan. Keyin lekin ayollarga xos bo'lgan masalalarda ularning guvohligi komil hisoblanadi va bu shariatimizni ularga katta ishonch bildirishidir. Mana shariatni ishonch. Uchinchidan, to'rtinchidan, eri bor ayol ro'zg'origa xarajat qilishga majbur emas. Bu to'lig'icha erning vazifasi. Er xotinning mulkiga daxil qilmasidan mahr beradi. Er kishi xotin kishini mulkiga daxil qilmasdan mahr beradi. Daxil qilmasdan mahr beradi. Erkak kishini ayoliga berayotgan mahri, hatto ayoli yoki o'sha olajak qallig'i xotini qanchalar boy badavlat bo'lmasin, uni beradigan mahri o'zidan bo'lish kerak. Ya'ni ayolini pulini o'ziga mahr qilib bo'lmaydi. Bir kambag'al erkak ekan, mana tasavvur qiling. Bir kambag'al erkak boy xotinga uylandi. Boy xotinga uylanavdi, shu boy xotinni bergan pulidan olgan xotiniga mahr qilolmaydi. Daxlsiz u. Ikkinchi ma'nosi bor. Unga berilgan mahr daxlsiz. Hop, o'zi erkak kishi badavlat ekan, shu ayoliga yoki xotiniga shu narsani mahr qildi. Keyinchalik ham uni qaytara olmaydi, uni o'zida qoladi, uni tasarruf ham qila olmaydi, unga egalik ham chiqa olmaydi. Er xotinini mulkiga daxil qilmasdan mahr beradi, to'y qiladi. Ana, to'y qiladini ham mana yozibdi mana, va birodarlar, shu yerda yozgan to'y qiladi degan. Erkak kishi to'y qilar ekan. Ha bu qiz tomosh beryotibdi-ku. 100 ta 200 ta bo'lib g'odayib kirib boryapmiz to'yxonalarga. Ha o'zingiz borasiz domlar, men domlaman endi. Qaysi biring to'y qilsang farqi yo'q. Biz aytamiz ki, erkak kishi to'y qiladi deymiz. Erkak kishini uylanishi asnosida yozayotgan dasturxonni valima deb aytadi. Talab qilayotganlar bor. Tushunmagani bir gap. O'qimagani bir gap. Talab qilayotgani bor. Yo'q qilib berasan. Men qudalarimni olib borishim kerak. Er xotinining mulkiga daxil qilmasdan mahr beradi, to'y qiladi, uy joy bilan ta'minlaydi. Xotin bola chaqasini parvarish qiladi. Bu holat ayol uchun moliyaviy imtiyozdir. Ayol kishi siqilmasin. Ayol kishi yeb ichayotgani haloldir, to'g'ridir. Agar eri topib olib kelayotgan bo'lsa, ana shu to'g'ridir. Ana endi shu o'rinda bitta savolga javob eshitib keting. Shunaqa gaplar bo'lyaptiki, kelinini shu bir yomon tomonini topolmayaptimi yoki shuni qidiryaptimi va hokazo. Xullas, meni xotin meni kelinim kap katta odam aytyapti shuni. Tekinxo'r. Iya. Qanaqa tekinxo'r? Hech qayerda ishlamaydi. Iya. Qayerda ishlash kerak o'zi bu? Bola tuqqanmi? Ha, uchta bolasi bor. Eri ham bormi? Ha, eri ham bor, qarayapti. Qayerga kirib ishlasin u bechora bu? Uchta bola tug'ibdi. Katta qilayotganimish, erini qarayotganimish, ro'zg'orni qarayotganimish, yana u tekinxo'rmi? U tekinxo'r emas, birodar. Uni yashashi haloldir uni. Bu imtiyozni Alloh bergan unga. Qaysi biri e'tiroz qiladi bunga? Qaysi biri e'tiroz qiladi? O'zimday o'ylab ko'rsa, bola tug'ib parvarish qilib, uni ta'lim tarbiyasini berib, uy joyga, ro'zg'orga qarash, bundan ham katta ish bormi? Bundan ham muhim ish bormi? Aslisini indallohini aytsangiz, kaminangiz huzuringizda ma'ruza qilib o'tirishlariga ham uydagi ayollarimizni tinch o'tirgani sabab. Qani qaysi birining uyida notinchlik bo'lsin ko'raman, qanaqa jumaga kelib ketar ekan. Alhamdulillah, uyimiz tinch, ayollarimiz bor. Shuning uchun 12 dan namozga kelyapmiz, chunki uyimizda qo'rqchi bor.
Kalay, ular bizi ibadetimizge yardan beri etkenekan mı? Hacge varsak ki, burayla ketip kalemiz uydan, seferlerge çıksak ki. Karab oturup tükü beşara. Yani tekin hor mu o? Radarlar bu hata fikir bu. Hiç kaçan ayol, hiç kaçan hatın kişi, hiç kaçan kelin bala, tekin horga hesaplanmaydı. Beşinci imtiyazı, ayollarının huquq ve imtiyazlarının beşincisi. Eğer hamroh bo'ladigan mahrami bo'lmasa, ayollarga haj farz qilinmagan. Ana gap. Imkoniyati bor borishga, masalan, moliyaviy tomondan imkoniyati bor, mahrami yo'q. Eri yo'q boshida. Voyaga yetgan o'g'li yo'q. Bir qo'rqchisi, akasi, jigari, ukasi yo'q, amaksi, tog'asi yo'qdir. Shunga farz haj farz bo'lmay turadi. Imtiyoz bor bunga. Altıncısı, kim ayolga zina bilan tuhmat qilsa İslam'da unga jazo tayinlanadi. Bunaqa qilib aytaylik. Ana shu gunoh kabiralar sanalsa, katta gunohlar sanalsa boshida shirki billoh turadi, nauzan billoh. Ketida huququl volidayni turadi, ota-onaga oq bo'lish turadi. Uchinchida nohaq odam o'ldirish turadi. Mana shu yerda 3-chisi bilan 4-chisi ko'pincha o'rni almashib kelib qoladi. Nohaq odam o'ldirish deb turib 4-chisi ayollarga tuhmat aytish degan joyi bor. Gohida 3-chida ayollarga tuhmat aytish, odam o'ldirish 4-chida. Birodarlar, birinchidan ayollarga tuhmat qilish gunohlarni, azimlarini azimidir. Gunohning eng kattasi ayollarga tuhmat qilishdir. Tuhmat qilish palonchini xotini, palonchini qizi, palonchini singlisi. Shunaqa gaplarni gapirib bo'lmaydi, hech qanaqasiga gapirib bo'lmaydi. Ko'rgan bo'lsangiz ham ayta olmaysiz uni. Tasavvur qiling, faraz qiling, Xudo asrasin. Ko'rdi shu ishni, birov ko'rdi, birovni xotini bilan zino qilayotganini ko'rdi. Shariat qosiga bora aytadimi? Shariat qozi janoblari, men palonchini xotinini palonchi bilan zino qilayotganini ko'rdim. Qozi darro savol beradilar. Sendan boshqa kim ko'rdi buni? Bitta o'zim ko'rdim qozi janoblari. Qozi darro hukm qiladi. Ushlalaring buni, urlaring, ustiga darro urlaring. Va shunaqa hukm chiqariladi. Bir umrga uni guvohligi qabul qilinmaydi. U odam rostgo'y odam, to'g'risini aytyapti u. O'tmasa ekan gap. Kim ayolga zino bilan tuhmat qilsa, islomda unga jazo beriladi. Qanaqa gap bu? 7-dan imtiyozlar sanalyapti, qaytadan aytamiz, ayollarning imtiyozi sanalyapti bu o'rinda. 7-si, agar er zulm qilsa, xotiniga xuluq, taloq ajrashishni talab qilishga islomda ruxsat berilgan. Zulm ham bor, keyin boshqa zulmdan tashqari hidlar, badanda muomilani man etuvchi illatlar deb ham sanalgan. Masalan, xotin kishi xuluq, xala yaxlau degan yechmoq degani. Masalan, xala libasahu libosini yechdi, chechdi, libosini yechdi. Xala xuluq so'zi shetdan ishlatilgan. Endi shariatdagi istilohi bir narsani evaziga talog'ini talab etish. Ayol kishi bir narsani evaziga talog'ini talab etishni otini xuluq deydi. Mana shu yerda shariat qosiga borib, ayol kishi meni erim bilan ajrashtirib qo'ying. Nega ajrashtirib qo'yaman ering bilan? Erim sasiydi, sigaret chekadi desa. Erim sasiydi, sigaret chekadi. Men bu bilan yotib turdiq qigim kelmaydi desa, shariat qosi shuni ajrashtirib qo'yadi. Yoki eriga to'g'ridan to'g'ri aytsa. Shu masalan, mana bu pulni beraman yoki mahrizni qaytib beraman. Meni talog'imni bering. Mahrizni qaytib beraman yoki manoncha pul beraman, talog'imni qaytib bering deyishga haqqi bor ayol kishining.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayollarını kemsizlikke çek koyuş ve ularını cemiyette oranını engletiş için ümmetlerine yeterliçe korsetmelerini vergenler. O zat aleyhissalatu vesselam yaratılışı cihetten erkek ve ayolunu asli birliği hakkında şundak degenler. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemen nisa'u şakaiqur rijal. Albatta ayollar erkekler bilen tuğuşkellerdir. Yani erkeklerinin yakınlarıdır. Ayol bu mesela dünya karanlığı buladı. Ayol bu mesela cengu, cedelen bulmaydı, vatanen bulmaydı, abadan bulmaydı. Braderler, ayollar bilen erkeklerini Allah tebarek ve teala birbirine şuna kadar çemberçes kıyken. Çemberçes sözünü erkek bilen ayolun ortasında işletse buladı. Çemberçes kıyken. O busuz bulmaydı, bu usuz bulmaydı. Afsus ki hazır geçe kız perzen dünyaya gelse hafa buluş oğul tuğmadın deyip hatınıge zulüm utkeç haller kuzatılmaktı. Taş mıydı bir mesele bilen özümem şu varsam Toruhan'da tasır tüsür kılıp bir yigit çikbeti yaptı. Orkasında kaynağına kaynağıtalar kaynağalar durdu. Ha dedi tortinçisi geyen kız tuğuptu deydi. Ozu tuğma gendir, sen hem iştirak etkendir sen etti. Allah vergendir onu. Ozin kolin bilen yarattin mi şunu? Ve braderler, Allah tebarek ve teala bunge farzan veripti. Naşutunu görün. Kız tuğuptu tortinçisi gedi. Koyun buna kadar ne kapırmaydık, bana onu sine içtin. Ana bu itfat amanda şu adam... Bizden yine kongüller rencimesin bu adamı daim şu işke misal keltirip özlerden ruhsat avagamız. Hakikaya etkili yaptılar. Kardamla, ne be? Kız ferzendlik buldum. Altıncısıge bana keliniz, keneyiz, kız tuğu verdiler. Ha berekallah, şimdi hakikaya kılaman. Ha berekallah, Allah kabul kısın. Neşte buldu indi ferzendlerden, neşte oğul, neşte kız. Şu altıncısıya kız buldu. Külüp durdu. Ana mumun. Mumun da bu şeneydi. Allah tebarek ve teala altıda ferzen verdi. Hammasını kız verdi. Hursand. Braderler, bu mumunga has bo'lgan işler bu. Halideke yana kız tuğdin, yana o tuğdin, bu tuğdin. Bu mumunga has bo'lmagan gepler bu. Mumun ağzından ona gepler çıkalmaydı. Biledi o hemen her sene Allah yaratken ilk elliğini. Ve halen ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge kız perzentlerini çıraylık teminat kılıç, terbiyelep durmuşge uzatış, cennetteki âli mertebelerge sebep buluşunu uhturgeller hadisini, ben mazmununu okuyayım ben. Kim ikki yoki uch qiz yoki singlisiga g'amxo'rlik qilib tarbiyalasa va ular turmushga chiqib ketsalar yoki o'sha kishining o'zi vafot etsa men va u jannatda mana shunday bo'lamiz deb muborak o'rta va ko'rsatkich barmoqlariga ishora qildilar. Qaytadan o'qiyman. Kim ikki yoki uch qizni yoki singlisiga g'amxo'rlik qilib tarbiyalasa va ular turmushga chiqib ketsalar yoki o'sha kishining o'zi vafot etsa men va u jannatda mana shundoqmiz deb qo'llarini bunday ochib yopgan ekanlar. Ikkita qizni, uchta qizni tarbiyalab, voyalab, voyaga yetkazib, ta'lim tarbiyasini berib uzatsa yoki ota-onasi bo'lmasa, u o'zi aka bo'lsa, o'zi uka bo'lsa, shu singlisi opalarini uzatsa, shu odam olamdan o'tsa jannatda men bilan shundoq turadi debdilar. Birodarlar, nihoyatda bunaqa narsalar tarixda ko'p bo'lgan. Jobir ibn Abdulloh degan bir sahobiy bo'lgan ekanlar, radhiyallohu anhu. Jobir ibn Abdulloh. U kishining otalari Abdulloh Uhud jangida shahid bo'lgan ekanlar. Sahobiyning otalari Uhud jangida shahid bo'lgan ekanlar. Onalari ancha oldin olamdan o'tib ketgan ekanlar.
Hazreti Cabir İbni Abdullah'ın iki apaları, dört da singilleri bugün eken. Altı da kızın içi de yakke oğul ekenler. Şuna kadar özleri çıraylı gelişken, bir çıraylı kuş biçim, hoş akıl, hoş fikir adam ekenler. Özleri hem çıraylı giyinip çıraylı atırlarını sepip yürer ekenler. Kureyş'teki menemen deydigen zadegan, menemen deyen adam, şu insanın kızını birgisi var eken. Hem de havas kılar eken. Özleri çıraylı adam ekenler. Bir günü Resulullah'a yolup kaldılar sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamberimiz Cabir İbni Abdullah'a radıyallahu anh'u. Üylendiniz mi ya Cabir? Üylendim ya Resulullah. Kız balığa üylendiniz mi? Cuvange mi dediler. Peygamberimiz kızı yaptılar. Aynen Cabir bile. Hazreti Cabir İbni Abdullah. Ya Resulullah. Yaşkette cuvange üylendim. Şunda bir çıraylı bir yigit, şuna kabri hemme havas kıladigen yaş bir yigit, yaş kette cüvange üylenip aptı. Hazreti Peygamberimiz Cabir İbni Abdullah'a, nege kız balaga üylenmedin dediler. Bitti şu zatki şuna kısaval bugün eken. Nege kız balaga üylenmedin deseler Cabir İbni Abdullah yerge karar. Ey Allah'ın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Bilesiz otamdan, onamdan miras olup, ikkita opam to'rtta singlim qolgan. Ya Resulallah, ben şu ikkita opamni to'rtta singlim bu omonatlarimni, men yosh qizga uylanib olsam, bularni kim uzatadi bularni, kim uylik joylik qiladi? Shuning uchun yosh katta tajribali juvonga uylandim degan ekan. Jigarlari uchun yosh katta xotinga uylangan ekan. Jigarlari uchun yosh katta xotinlarga uylangan ekan, xotinga uylangan ekan. Shu uzatsin shu. Shu biladi tajribasi bor deb. Ayollardagi jismoniy zaiflik qoralanmaydi. Chunki ular bunga aybdor emaslar. Yana ayollardagi zaiflik ular qoralanmaydi. Bir narsalarni ko'tara olmasa ayol kishi ayblanmaydi. Bir narsalarını becerelmese ayıplanmaydı. O zeybde oz o. Hatta kurtaradı onu. Özünü kurtarı yürgenine şükür. Muhteremezler. Bu orunda ayollarını hakkukları ularga verilgen imtiyazda. Rabbimiz tamamdan ularga kılıngan silavlar ve inamlarını kublap geltiriş mümkün. Şimdi aslında bu mumun Müslüman için bu her daimem ders buluşu, sabah buluşu zarurdur. Allah-u Tebarek ve Teala bizge amanat kıp birgen ayollerini amanatke hıyanet etmezden huzuru da yarık yüz bilen Allah'ımı huzuruge buluşunu Allah'ım bercemizge nasip eylesin. Bizi dip kegen, bizi arkamızdan kegen. Özünü ailesini hem teşeken, otasını, anasını hem, kavmini hem, karındaşını hem, köçesini hem, hemmesini teşep kegen, bizi deyip kegen. Ha, bitti yarım ta aşıkke, unge bunge taklif kukasın. Hayır da, kaçan böyledi. Hemmemizin savalımız var. O beçara ona kadar neselerini soramayken. Reşet'ten nikah payıttı hem, palançı han, palançıge razı mısınız dese, abdan yığla oledi beçara. Keyin roziman deydi. Shetda u qahramonlik ko'rsatadi. Aslida u qahramonlik ko'rsatadi. Alloh taboraka va taolo mana shu boshimizda sizga bizga Alloh taboraka va taolo bergan omonat ayollarimizga shirin muomalalarni, go'zal odoblarni barchamizga nasib aylasin. Bu ma'lumotlar, bu mavzular nihoyatda dolzarbdirlar. Inshaalloh bu mavzuga yana qaytajakmiz.